Tamam. Alalım sorunuzu efendim. Geleceğim. Buyur. Hocam ben gençliğimde çok uzman çavuş olmak çok istemiştim. Böyle sınavlarına katıldım, olamadım. Sonradan engel durumum oldu. Ruhsal bir rahatsızlık geçirdim. Bir de benim gençken sevdiğim bir bayan vardı. Sonra kendisini buldum ama adresini bulamadım. Oğluna benim ismimi vermiş. Çok duygulandım. Ben böyle asker kavuşmaları falan izlediğimde çok duygulanıyorum. Sonra şehitlerimizi öğrendiğimde çok kötü oluyorum. Onlara çok dua ediyorum. Şehit ailelerinin yani Allah sabırlar versin ne diyeyim. Çok zor bir Amin. Durum. Amin. Amin. Sağ ol Mustafa'cığım. Evet Mustafa Bey. Ben yani Denizli'de oturuyor kendisi biliyorum. Üç katlı ev var. Kendisiyle görüşebilirsin. Yani evlilik değil ben şu anda bekarım. Yani evlilik sonraki iş yani. En azından yani onun ismini Mustafa koymuş. Ben çok etkiledim. Ya bir dakika bu kadın evli mi şu anda? Yok. Onun kocası öldü. Ha kocası. O da bekarmış. Ben boşandım. Onun kocası öldü. Sen bilerek mi boşandın? Bilerek mi boşandın? Ne yaptın? Ben mi? He. Yok hocam nereden bileyim? Veci miyim? Ya sen... Bir olay oldu aramızda. Küçük bir mesele. Boşandık. Peki geçmiş olsun. Hayırlısı tamam. Olsun. Onun gönlü varsa rahatsız etme kadını. Yok ben rahatsızlık değil de ister konuştu tabii konuşmak istemiyorsa da şey değil. Tamam. O kendi bilecek. Nasip. Nasip. Her şeyde bir nasip var. Her şey nasip yani. Hayırlısı olsun. Bak bizim yazdıktan sonra horozlar nasibimiz varsa gelecek. Tamam. Yok benim sözüm söz hocam. Bu numaradan siz beni Denizli'ye geldiğinizde arayın. Tamam görüşürüz. İstediğiniz beğendiğiniz sorusu ben size teslim edeceğim. Mustafa Bey'in numarası var mı Müşteba sende? Arkada vardır. Onu alın. Tamam mı? Gelince yakında İzmir görünüyor. İzmir'e geleceğim. Tamam işte. Denizli yolunuzu üzerim hocam. Bakarız. İnşallah. Peki Mustafa Bey, Denizli'ye selamlar efendim. Hayırlı günler diliyoruz. Allah hepimize bol kazanç versin. Bak horozu gönder, alabilirsek burada gösteririz horozu. Millet merak edecek şimdi hoca hangi horozu aldı, ne yaptı. Alırız hocam, soru sorun değil. Tamam, beraber evet. Getiririz. Peki, hayırlı Allah'a günler diliyoruz ol, efendim. Evet, Maraş'tan bir izleyicimiz. Alo, hoş geldiniz efendim. İsmail Bey. Selam aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. İsmail Bey. Buyurun. Hocam iki sorum olacak mı size bir? Dinliyorum. Şimdi birisi hocam bu normal bizim imamlarımızın sigara içen imamın ardından namaz kılmada bir sakınca var mı bir? İkincisi de bazı hocalarda şöyle bir şeyler deniyor yani böyle İhtiratını tam bilmediğim hocalarda namaz kılmada yani cemaatine şüphe olur diyorlar. Bu konuda aydınlatmanızı istiyorum. Şimdi az önce bir kardeşimiz ehli sünnet vel cemaat akidesi nedir diye sordu. Ehli ben sünnet... şu an tam televizyonun karşısında dayandım. Bir insanlıkta yazdım hocam. Bir ümre kaydı. Tamam, 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 tamam. Anladım. Ha. Fark etmez. Ha. Ben sana cevabını vereceğim. Evet. Ehli sünnet vel cemaate göre kafir olmadıktan sonra bak kafir olmadıktan sonra facir ve fasığın arkasında kılınan namaz iade edilmez. Fasık haram işlemiş. Sigara içmiş, içki içmiş vesaire ama gelmiş adam imamlık yapmış sarhoş değil. Biz de namaz kılmışız arkasında. Bunu iade mi edeceğiz? Hayır. İki, itikadını bilmiyorum ama Müslüman namaz kılıyor. Benim için temizdir. Evet. Kafir olduğunu bilmiyorsam onun arkasında namaz kılarım ve orada da namazımı iade etmem. Ehli sünneti savunan bunu da savunacak. Hem ehli sünnetim diyeceksin hem de bunların arkasında namaz kılın. Bu şu tarikattan, bu cemaatten, bu bilmem ne partisinde bu namazları iade edeceğiz. Diyorsan sen ehli sünnet falan değilsin. Sen tamamen sapıtmışsın. Öylece yok. Bunun dişinde şu varmış. Bunun ağzında bu varmış. Bunun kalbinde bu varmış. Böyle namazı, camiyi böldüğün zaman fitnenin başı olursun. El fitnetu eşeddü minel katl. Savaştan daha kötüdür bu fitne. Bunlara hiç taviz vermeyin. Kim söylüyorsa defolsun gitsin. Evet İsmail tamam. Bey başka sorunuz var mıydı? Sigara da içse namazımızı imamı seçeriz. Bak imamı seçeriz. Ama...
imamı seçeriz. Daha takva, daha şuurlu, daha güzel, kıraatı güzel, fıkıh bilgisi seçeriz. Ama kıldıysak arkasından seçememişiz. Namaz, sigara içen imamın arasında namaz kılmış. O namaz iade edilmez. Yanlış evet oldu. İsmail Bey, Kahramanmaraş'a selamlar efendim. Hayırlı günler diliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.